24 ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Analiz Sentez programı ile karşınızdayız. Nur Köşker ben. Yoğun bir gündemimiz var. Her sabah olduğu gibi önce Ankara'ya gideceğiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel karşımızda. Melik günaydın. Hoş geldin yayına. Günaydın, merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Teşekkür Nur. Teşekkür ederim, sana da iyi yayınlar. Ankara'nın gündemini dinleyelim hem senden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedir? Afrika'ya gitti, Angola'ya gitti, Togo'ya gitti. Bugün de zannediyorum Nijerya'da olacak. Evet, evet bugün Nijerya'da olacak. İşte Angola ve Togo ziyaretleri tamamlandı. Bugün Nijerya'ya geçti. Afrika gezisinde çok dikkat çekici mesajlar geliyor sevgili Nur. Biliyorsun önceki gün yaptığı açıklamada özellikle dünyayı 5 büyük ülkenin şekillendirdiğini söylemişti. O açıklamasını Togo'da da sürdürdü. Aynı şeyi söyledi ve dedi ki Afrika'nın kalkınması için de bir işbirliği gerekiyor. Kendi aralarında bir işbirliği. Türkiye'de bu anlamda üzerine düşeni yapmaya hazır dedi. Şimdi bugün Nijerya'da da benzer açıklamalar yapması bekleniyor. Bunun dışında Liberia'nın da dahil olduğu bir forum yapıldı, bir ortak çalışma. Ortak çalışmada da hem Afrika'nın kalkınması, ekonomik işbirliği konusunda bir takım kararlar alındı. Hem de özellikle aşı ile ilgili bir takım kararlar alındı. Yani Türkiye'nin aşıyı tamamlandığında koronavirüs aşısını buraya yardımda bulunabileceğini ve birlikte bu işleri imza atabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu oldukça önemli. Yani bu ziyaretle birlikte artık Türkiye'nin bir ayağı da Afrika'da olacak gibi görünüyor Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımızda. Peki, devam edelim. Yine seninle konuşmuştuk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamaları vardı. Skandal açıklamalardı bunlar. Yine gelen tepkilere rağmen de bu açıklamalarını tekrar etti. Neler söylersin bu meseleyle ilgili? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden bürokratları suçlamalarına devam ediyor? Sevgili Nur, maalesef yani hem tepki çeken hem de hukuken de tartışmalı bir durum. Yani bürokrata yönelik söyledikleri aslında bir tehdit olarak algılanıyor. Oysa baktığımızda devlete devamlık esas işleyişte. Cumartesi günü çektiği videoda işte pazartesi günden itibaren yanlış işlere imza atanlar bıraksın o işleri çünkü biz iktidarı devraldığımızda soruşturmalara başlayacağız demişti. İşte meselenin düğümlendiği yerde burası. Yani ortada bir delil, somut bir durum var mı? Neye istinaden bir soruşturma başlatıyorsunuz? Bu ciddi soru işaretleri. Bir devri sabık yaratma çabası mı var? Bir cadı avına mı çıkılacak? Yani illa açık hata eksik arayacağız ve önceki iktidarı suçlamak adına böyle işte iktidara geldirmesi olasılığını gözünde bulundurarak söylüyoruz tabii bunu. Böyle bir cadı avı, bir devri sabık yaratma çabası mı var? Doğal olarak böyle bir itiraz başladı. Yani eğer buna ilişkin sizin elinizde çok ciddi bir belge, bilgi varsa bunun yolları açıktır. Yargıya gidersiniz. Mecliste bunu soru önergesi şeklinde tartışmaya açabilirsiniz. Eğer kanunların işleyişine dair itirazınız varsa Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirsiniz. Eğer siz Sayıştay raporlarına dair bir şey tespit ettiyseniz o Sayıştay raporlarını açıklarsınız, gereği yapılmadı dersiniz. Yani hükümetin denetlenmesi adına bütün yol ve yöntemler açık iken ve bunlara başvurulmadan böyle bir cümle kurulması zaten hukuken facia. Evet. Fakat eğer bu yolların size tıkalı olduğunu söylüyorsanız da tespit ettiğiniz durumu bu halkla paylaşmak durumundasınız. Yani diyeceksiniz ki, daha açık haliyle söylüyorum, X kurumunda ki uygulamada şöyle bir yanlış yapıldı. Yapılan bir yanlışla da devlet şöyle zarara uğratıldı dersiniz. Bunu kamuoyuyla paylaşırsınız ve dersiniz ki biz bunu gereğini yapacağız. Bu anlaşılır bir durum. Ama elinizde bir bilgi belge yok, somut bir durum yok. Siz bir varsayımdan yola çıkarak, asla olmayan bir durumdan yola çıkarak
işte bürokratları suçluyorsunuz. Mesela o açıklamada çok enteresan iki tane cümle var. Dehşet iki cümle. Hı hı. Bu cümlelerden bir tanesi diyor ki mafyavari bir takım icraatların altında imzası olanlar. Kastınız ne? Yani bir devlet mafyavari işlere imza atabilir mi? Böyle bir icraat yapabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Şimdi burada bir tane çok, bir kere çok temel bir soru işareti var. İkincisi de işte tek kişinin emrine girmiş bürokratları uyarıyorum diye. Şimdi tek kişinin emrine girmiş bürokrat dediğinizde ve yanlış yapıyorsunuz diyorsanız hangi bürokratları kastediyorsunuz? Bütün bürokratları zan altında bırakıyorsunuz. Hükümeti zan altında bırakıyorsunuz. Ve bunu yaparken de hukuki anlamda hiçbir deliliniz yok. Ve peşinen diyorsunuz ki geldiğimizde birebir cümlesi şöyle. Geldiğimizde soruşturmalara derhal başlatacağız diye. Somut bir durum yokken neyin soruşturması bu? O halde doğal olarak şöyle bir soru sormak yani son derece yerinde. Siz devri sabık mı yaratıyorsunuz? Yani tıpkı öyle Menderes'i devirdiklerinde darbeciler nasıl işte köpek davası, mama davası gibi böyle abuk subuk bir takım uydurma belgelerle bir devri sabık yaratıldıysa Menderes'e dair. Siz böyle bir şey mi kastediyorsunuz? Ve doğal olarak bu yanlışı da sürdürüyor Kemal Bey. Hı hı. Şimdi dün bir yandan düzelteyim derken bu yanlışa da ısrar etti aslında. Diyor ki ben diyor suça iştirak eden ve yanlış işlere imza atan bürokratları kastediyorum. İyi de neye istinaden bunu söylüyorsunuz ve onlar hangi bürokratlar? Yani bugüne kadar mesela bürokrat yanlış bir şey imza attığında zaten bunun gereği yapılmış. Geçmiş dönemde işte banka genel müdürlerinden tutun kurumların başındaki isimlere kadar bunlar usulsüzlük tespit edildiğinde zaten yargılanmış. Kaldı ki siz velev ki yani diyelim ki Cumhurbaşkanı seçimi kazandınız, iktidara geldiniz. Yaptığınız şey icraatlara bakarsınız, incelersiniz. Orada bir eksik falan varsa onun hesabını zaten siyasilere sorarsınız. Yüce Divan bunun için var. Yani geçmişte başbakanların da bakanların da yargılandığı bir Yüce Divan var. Yüce Divan bunun için tavsiye edildiği. Yani yanlış işlere imza atan varsa bunun hesabı sorulsun diye. Bütün bunlar es geçiliyor. Ve bu zaten devletin bir rutini sevgili Nur. Bu Kemal Bey'e özgü bir durum ve tutum değil. Devletin rutin işleyişi böyle. Hatta ya bırakın devleti, iktidarı, siz bir marketi bile devralırken nereye ne harcanmış, içindeki işte mal ne kadar, borcunuz alacağınız nedir diye bunları zaten inceleyip devralıyorsunuz. Devlette zaten bu gayet rutin bir uygulamadır. Fakat bu rutin uygulamaya bir takım suçlar atfederek, bir takım şüpheler atfederek böyle bir tablo ortaya koymanız yani hakikaten ciddi soru işareti ve maalesef hukuku katletmektir bu. Gerçekten hukuku katletmektir. Bu açıklamalara ilişkin tepkiler ve tartışmalar sürüyor. Evet, ya çok enteresan gerçekten. Ben partiyi de geçtim artık ama vatandaşı olduğumuz bir ülke var ama o ülkeyi siz illegal bir örgütmüş gibi yine bürokratları da mafya gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Çok enteresan bir akıl diyeyim. Devam edelim. Şimdi F-35 meselesi var. Evet, evet sevgili Nur, çok özür dilerim. Yani aslında iki şey yapıyorsunuz. Bir, içeride siz hükümeti gayrimeşru gösteriyorsunuz. Yani mafyavari bir takım işlere imza atmak ne demek ya? Bu dehşet bir şey yani. Şimdi siz içeride böyle bir gayrimeşru tablo çizip böyle bir hava yaratıyorsunuz. Ama onun dışında uluslararası arenada da Türkiye böyle hukuk dışına çıkmış gibi gösterip kriminal bir tablo çiziyorsunuz. Yani iki tane hatayı birden yapıyorsunuz. Hem bu Türkiye'nin imajına çentik atıyorsunuz hem de siz sandıktan çıkmış, seçilmiş bir hükümeti zan altında bırakıyorsunuz. Yani iki tane hatayı birden yapıyorsunuz. Evet, maalesef. Peki, devam edelim Melik Yiğitel. Şimdi, Akşam Gazetesi'nde senin bir yazın var F-35'lerle ilgili. Seninle de uzun uzun konuştuk. Bu F-35 meselesiyle ilgili görüşmeler yapılıyoruz açıklaması geldi yine ABD'den de. F-35'lerden vaz mı geçtik sorusu var akıllarda. Sen neler söylersin?
Şöyle şimdi sevgili Nur, bu F-16 meselesi, yani F-16 siparişi ortaya çıktıktan sonra yoğun olarak iki tane soru tartışıldı. Bunlardan bir tanesi, senin de söylediğin gibi, biz F-35'ten baz mı geçiyoruz sorusu. İkinci temel soru da bundan sonraki prosedür, süreç, yol haritası nasıl işleyecek? Ben de bu iki soruya yanıt bulmak amacıyla hem işte güvenlik bürokrasisinde karar alma merciinde olan birkaç isimle konuştum, hem de savunma sanayine ilişkin birkaç isimle konuştum. Yani karar alma merci ve özellikle bu yol haritasıyla birebir ilişkili olan isimlerle. Ve doğal olarak ortaya şöyle bir tablo çıktı. Şimdi bir kere F-16 siparişi tamamen bir ara çözüm olarak düşünülüyor. Yani bir yandan F-35'e dair itirazlar sürecek, diğer taraftan da Milli Muharebe uçağımız 2029-2030 döneminde tamamlanıncaya kadar bu F-16'larla hava savunmamızı güçlendirmek adına böyle bir yola girildi. İkincisi, bu Amerika'nın teklifi üzerine gerçekleşiyor. Yani Amerika F-35 projesindeki 1,4 milyar dolarlık meblağa karşılık işte F-16 verebiliriz'i önerdiğinde böyle bir tablo ortaya çıktı. Böyle bir öneri Amerika'dan geldiği için Türkiye'de sıcak baktı. Fakat bu 1,4 milyar dolara karşılık F-16 talep ederken, bu görüşmelerde F-35'e dair haklarımız saklıdır cümlesini kuruyoruz. Burası önemli. Yani bu fululuk ortadan kalkıncaya kadar F-16 satın almak bu meblağa karşılık, ama sonuç itibariyle F-35'e dair hukuki haklarımızın saklı olması kaydıyla bunu kabul ettiğimizi öğrendim. Ve doğal olarak da işte Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden bu süreç devam ediyor. Türkiye'nin anlaşma yaptığı Amerika'daki bir hukuk lobi şirketi olarak geçiyor. O şirketle işte bir yıl daha sözleşme uzatıldı ve o sözleşme gereği bu firma bütün bu süreci takip edecek, Türkiye'nin hukuki haklarını koruyacak. Bir başka nokta da özellikle Amerika'dan gelen açıklama, burada sözcünün söylediği F-35'e dair Türkiye ile biz görüşmeleri sürdürüyoruz ve aslında bir masa kurulabilir. Ned Price'ın söylediği şey o. Yani bir masa kurulabilir ve pekala oturup bu masa etrafında bunu tartışabiliriz deniyor. Bir başka önemli nokta da hala Türkiye'nin önemli firmaları parça teminini sürdürüyor sevgili Nur. Yerlerine ikame ettikleri yeni firmalar bulunamadığı için, yani ambargoya rağmen, aslında F-35'ten dolayı bir ambargo kondu ama ambargoyu da kendileri deliyor, ihtiyaçları olduğu için bu firmalar üzerinden parça temini de hala devam ediyor. O bakımdan da tablo net olarak şu: evet, F-16'ya dair siparişlerimiz, talebimiz var, doğru. Ama Türkiye'nin F-35'e dair hakları saklıdır kaydıyla. Yani biz bu haktan vazgeçmedik. Evet. Peki, devam edelim. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın açıklamaları vardı ittifakla ilgili. Dedi ki bizim Millet İttifakı ile işimiz yok. Ama bu fikrini değiştirdi ve yeni bir açıklama yaptı. Dedi ki bu kez Evet. bizim kapımız sonuna kadar açık ama şartlarımız var. İktidara ortak olmak istiyoruz. Bu fikir değişikliğinin sebebi nedir? Nasıl okuyorsun Pervin Buldan'ın açıklamalarını? Şöyle, şimdi Pervin Buldan Ağrı'da yaptığı açıklama önemli. Yani kapımız açık ve biz işte bu yeni sürecin bir parçası olabiliriz diyor, ama sen de söylediğin gibi bir şartla, iktidarın bir parçası olacağız diyor. Yani daha önce aslında yaptığı açıklamayla yan yana koyduğumuzda puzzle'ın parçaları tamamlanmış durumda. Neydi o? Pervin Buldan daha önce Gaziantep'te yaptığı açıklamada ifade aynen şöyle. Diyor ki işte yerel seçime dair bir destek verdik, bunu karşılıksız verdik. Sırf işte Erdoğan'ı geriletmek adına bir karşılık beklemeden size bu desteği verdik. Ve devamında diyor ki işte İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i bizim desteğimizle aldınız diyor. Daha sonra Ahmet Türk de benzeri bir açıklama yaptı. Mithat Sancar, Garo Paylan, peş peşe açıklamalar geldi. Fakat bu seçimde, yani 2023 seçimlerinde biz yine aynı desteği vermeye hazırız. Fakat bu kez biz
Tabloda, fotoğrafta görünmeyen bir aktör olmayacağız. Görünen ve legal zeminde bizimle işbirliği yaparsanız bu desteği alabilirsiniz diyor. Kaldı ki Mithat Sancar da en son işte KRT'de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı seçiminde denklemi birlikte belirleyebiliriz dedi. Ve ifade şu, çatı aday dahil bütün seçenekleri müzakere etmeye hazırız. Bu desteği vermeye hazırız. Fakat taleplerimiz var. Sonra 11 maddelik bir metin yayınlandı biliyorsunuz. HDP'nin tutum belgesi olarak kamuoyuna yansıdı. Ve o 11 maddede de olası bir işbirliğindeki taleplerini sıraladılar. Evet. O taleplerden bir tanesi işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Bir diğeri kayyumlara genel bir af ve yeni kayyum olmaması. Bir başka öneri yeni bir anayasa süreci başlatılması. Bu yeni anayasa sürecinin paydaşlarından bir tanesinde HDP olması yönünde. Dolayısıyla Pervin Buldan'ın açıklamasına baktığımızda 2023 seçimlerine dair motto Erdoğan'a karşı işbirliği. Fakat burada şunu karıştırmamak gerekiyor. Öyle ya da böyle Millet İttifakı'nın içinde milletvekili seçimine dair o ittifakın içinde HDP yer almak istemiyor. Çünkü diyor ki bir baraj sorunumuz yok. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın içinde yer alırsak İşte İYİ Parti'nin milliyetçi oyları, CHP'nin Atatürkçü oyları, Demokrat Parti ve Saadet'in muhafazakar oyları ürkebilir. Ve dolayısıyla bizim bu anlamdaki getirimiz, götürümüz getirimizden daha çok olabilir. Dolayısıyla o Millet İttifakı'nın içinde zaten hani milletvekili seçimine dair ama yer almak istemiyorlar. Bu anlamdaki tutumları, davranışları, ilkesel kararları sürüyor. Pervin Buldan'ın söylediği şey, Cumhurbaşkanlığı seçimine dair. Evet. Yani kapımız açık, gelip kapımızı çalabilirsiniz dediği şey Cumhurbaşkanlığı adayına dair bir pazarlık. Orada da HDP diyor ki yani çatı adaysa ilan edin. O çatı adaya eğer bizim taleplerimizi karşılıyorsanız biz de desteğimizi ilan edelim. Yok çoklu adayla girelim, ikinci tura zorlayalım derseniz de ikinci turda Erdoğan'la yarışacak olan her kimse o. Evet. Biz ona destek vermeye hazırız ama yine taleplerimizin karşılanması şartıyla. Peki, devam edelim. Şimdi Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir toplantı yapıldı. Toplantıya da kimler katıldı? Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunan liderler ve Mısır. Şimdi o toplantının ardından da bir de bildiri yayınladılar. O bildiride de yine Türkiye ile ilgili skandal ifadeler var. Dışişleri Bakanlığı da hemen o açıklamaya, bildiriye tepki gösterdi. Neler yer aldı bildiride? Dışişleri Bakanı neler söyledi? Şöyle şimdi o bildiride Türkiye'nin mütecaviz davrandığı, Doğu Akdeniz'de diğer ülkenin haklarını halel getirecek bir takım davranışlar, tutumlar sergilediği gibi bir haksız tutum var. İşte keza yine Rum kesimi açıklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmayı da hukuk dışı bir yöntem olarak ilan ediyorlar. Oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet dünyada tanınmıyor olabilir. Rum kesimi Avrupa Birliği'nin bir parçası olabilir. Fakat bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarından feragat etmeyi de görmezden gelme anlamına gelmiyor. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda garantör ülke olduğunu uluslararası hukukta kayda geçmiş bir ülke. Yani siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımasanız da bir garantör ülke olarak ben onun haklarını savunacağım diye bunu deklare etmiş durumda. Ve doğal olarak hal böyle olunca da Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkını kullanıyor. Şimdi burada Yunanistan, Mısır ve Rum kesiminin bir araya gelerek Türkiye'yi mütecaviz, Türkiye işte hak gasp eden, Türkiye uluslararası hukuku ihlal eden bir tabloda sunması hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bunu daha önce de yaptılar. Yani daha önce de yine Mısır, Yunanistan, Rum kesimi bir araya geldi. Yine benzer bir deklarasyonu imzaladılar. Hatta daha sonra Yunanistan bu deklarasyonu Avrupa Birliği'nin gündemine de getirmeye çalıştı ama olmadı. Dolayısıyla yeni bir durum yok bu anlamda. Yani Türkiye böyle ilan etmeleri ya da böyle göstermeleri Türkiye'nin böyle olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye uluslararası düzlemde neyin ne olması gerektiğini kayda geçmiş bir ülke. Yani hem NATO nezdindeki kurulan komisyonda bunları söyledi. Hem Avrupa Birliği'nden temsilciler Türkiye'yi ziyarete geldiğinde ki en son Heiko Maas geldi. Alman Dışişleri Bakanı. Heiko Maas'la yapılan görüşmelerde de
Türkiye'nin pozisyonu kayda geçilmiş ve daha sonra ortak basın toplantısıyla da bu deklare edilmiş durumda. O bakımdan da Yunanistan istediği kadar böyle bir tablo çizsin, işin gerçeğinin bu olmadığı çok açık. Peki. Yine benzer bir sıkıntı daha var. Burada da Avrupa Birliği yine bir rapor yayınlıyor. O raporda da yine Türkiye için skandal ifadeler yer alıyor. Diyorlar ki işte demokratik kurumların işleyişinde Türkiye'de ciddi aksaklıklar var. Sonrasında AB müktesebatına uyumdan oldukça uzak Türkiye. Öte yandan bu zamana kadar hep geriye doğru ilerledi gibi ifadeler de yer alıyor. Buna da tabii ki Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi. AB'nin raporuyla ilgili neler söylersin? Ya bu haksızlık ve uzun süredir devam eden bir haksızlık durumu var. Mesela göç meselesinde diyorlar ki çok iyi işler becerdiniz. Niye? Kendi işlerine geliyor çünkü. Çünkü Türkiye göçü durduruyor ve Avrupa bu anlamda rahatladığı için göçte işte iyisiniz. Teşekkür ederiz. Size 10 ülke puanı. Ama temel haklar... Evet yani ama temel haklar konusunda özgürlükler bağlamında işte sınıfta kaldınız. Niye? Çünkü sizin direktiflerinizi kendinizce işte üst perdeden söylediklerinizi yerine getirmediği için. Çünkü siz Türkiye'de istediğiniz gibi at koşturamıyorsunuz. Hükümete ayar veremiyorsunuz. Bunu da özgürlük temel haklar üzerinden bir silaha dönüştürüyorsunuz. Evet. O bakımdan da yani Türkiye tabii ki buna tepki gösterecek. Sonuç itibariyle Türkiye bu muameleyi hak etmiyor. Yani bir üçüncü dünya ülkesi formatı çizmeleri, böyle bir tablo çizmeleri Türkiye'nin hak ettiği bir durum değil. Dışişleri Bakanlığı da gereken tepkiyi çok demokratik bir şekilde gösterdi. Göstermeye de devam edecek. Peki. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı var bugün saat 5'te. Var mı yeni tedbirler gündemde? Böyle vaka sayıları arttıkça beni bir korku sarmaya başladı. En büyük fobim benim yine bir kapanmanın gelmesi ama eminim birçok insan da aynı endişeyi yaşıyordur. Bu endişeye rağmen hiç tedbir almıyoruz, dikkat etmiyoruz. Onu da eklemiş olayım ama yeni kararlar çıkar mı sence bugün toplantıdan? Ya şöyle yani yeni bir takım hani tavsiyeler, özellikle işte aşı olması yönünde bir takım tavsiyeler. Aşı olmayanlara konusunda bir takım belki veriler paylaşılabilir ama daha çok kış ayının gelmesiyle birlikte sevgili Nur, bu sayıların artabileceğine dair bir kaygı var. Yani Ekim ayı sonunda işte Kasım, Aralık, Ocak sonuna kadar hatta işte kış aylarının tetiklemesiyle birlikte soğuk hava koşullarıyla bu sayının artabileceğine dair endişe var. Ve tabii doğal olarak açık hava çok kullanılamayacak. Daha çok kapalı alanda insanlar zaman geçirecek. Belki buna dair bir takım tavsiyeler çıkar ama ben en son işte 2 ay önce bilim kurulu toplantıda seninle de paylaşmıştık. Hatta bilim kurulunda benzer böyle bir karar çıkması bekleniyor demiştim. Evet. Kapanma yok, tedbir var diye. O tedbir ve önlemlere dair yeni ilave bir takım tedbirler açıklanabilir. Yoksa ben bir kapanmanın çok kolay kolay olmayacağını düşünüyorum. Peki. Melik Yiğit'e çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Yarın devam ederiz yine kaldığımız yerden. Sağ olun. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Hadi kısa bir araya gidelim. Sonrasında beraberiz. Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Televizyonu yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim ve devam edelim. Yoğun bir gündemimiz var bugün. Hem siyaset bloğu hem de ekonomi bloğundan konuşacağımız çok konu var ama öncesinde bir son dakika gelişmemiz var. Hemen o son dakika gelişmemizi aktaralım sizlere ve devam edelim. Suriye ve Irak tezkeresi mecliste. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Detayları almak için 24 muhabiri Nagihan Akbulut'a gideceğiz. Nagihan günaydınlar. Detayları senden dinleyebilir miyiz? Nedir gelişmeler? Nur Köşker günaydın. Aslında beklediğimiz bir gelişmeydi bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Irak ve Suriye tezkeresiyle birlikte 3 tezkerenin daha gelmesini bekliyorduk. Bunlardan bir tanesi Lübnan tezkeresi. O da geldi. Diğer ise Azerbaycan tezkeresiydi. Türk askerinin Irak, Suriye, Lübnan ve Azerbaycan'da görev süresinin uzatılmasını öngören tezkerelerdi. İşte bunlardan ilki Irak ve Suriye tezkeresi meclis başkanına sunuldu. Onunla birlikte
Lübnan tezkeresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 2 yıl daha Türk askerinin görev süresinin uzatılmasını öngörüyor tezkereler. Tabii tezkerede önemli olan özellikle de muhalefetin tavrı, zira HDP açık bir şekilde İYİ Parti ve CHP'nin desteklerinin ilan edilmesini istemişti. Evet. Önümüzdeki günlerde bu tezkerelerle birlikte muhalefetin de nasıl hareket edeceğini göreceğiz. Daha öncesinde İYİ Parti tezkerelere destek vermişti. CHP ise destek olacağını ifade etmiş ancak milletvekilleri oylamaya katılmamıştı. Evet. Sembolik olarak bir katılım gerçekleşmişti. İşte bu kez dün de yapılan bir kapalı grup toplantısı vardı CHP'de. Onun da detaylarını aktaralım. O toplantıda CHP milletvekilleri nasıl, ne yapacaklarını tartıştılar. Bu çerçevede bugün bir karar çıkmasını bekliyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı bugün kürsüde olacak. Hemen ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek ve ikili bir açıklama yapacak. Muhtemelen bu tavra ilişkin, yani muhalefetin tavrına ilişkin ipuçlarını orada alacağız deyip söz tekrar sana bırakayım Nur Köşke. Nagihan Akbulut'a teşekkür edelim ve devam edelim, ama bir kez daha tekrar ederim. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi bu konuyu konuşacağız ama öncesinde konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu her sabah olduğu gibi bizimle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkürler. Profesör Murat Ferman, Beykent Üniversitesi'nin rektörü. Hocam günaydınlar. Hoş geldiniz yayına. Günaydın Nur Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Merhabalar. Altuğ Karataş, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı. Altuğ Bey, siz de hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Teşekkürler. Mustafa Bey, sizle başlayalım. Son dakika gelişmemizle ilgili detayları biraz sizinle konuşalım. Sonrasında enerji krizine geçeceğiz. Hızla geçelim. Tezkereler, şimdi 3 tane tezkere var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında görevlendirmesine dair 2 tezkere daha var. Bunun dışında biri Lübnan, biri Azerbaycan. Onlar da gelecekler parlamentoya. Bu tezkerelere Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti onay vermişti. Zannediyorum Lübnan'a çekimser mi kaldı ya da vermedi mi Cumhuriyet Halk Partisi, ona bakmak lazım. Fakat burada kritik olan şey şu. HDP Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İYİ Parti'ye bu tezkerelere evet demeyin çağrısı yapmıştı ve bu sizin için bir sınav olacak ifadesini kullanmıştı Mithat Sancar. Eş Genel Başkan, yani bu HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İYİ Parti'yi sınava tabi tutma hakkını nereden aldığını sormayın. Onun gerekçeleri de biz burada 1 yıldır konuşuyoruz, 2 yıldır konuşuyoruz. Böyle bir hakkı kendinde görüyor. İki partiyi de sınava alma, sokma hakkını kendinde görüyor. Tabii enteresan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de İYİ Parti'den de buna herhangi bir tepki gelmedi. Şimdi HDP'nin buyruğuna boyun eğip eğmediklerini göreceğiz. Bu bakımdan önemli, yani yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri orada kalır. O onayı da alır meclisten ama buradaki iki partinin tavrı önemli. Peki. Altuğ Bey saat 10 gibi ayrılacak aramızdan. O yüzden önce enerji başlığını açmak istiyorum. Siz de başlayalım Altuğ Bey. Şimdi bu enerji krizini biz daha önce de gördük. 1973'te vardı, 79'da vardı. Biraz daha yakın döneme gidecek olursak da yine 2008'de de Orta Asya'da gördük enerji krizini. Şimdi yine bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Öncesinde biraz daha açıklayıcı olması adına şunu sormak istiyorum. Nedir enerji krizi? Neyle karşı karşıyayız tam olarak? Avrupa'da başladı, diğer ülkelere sıçradı. Türkiye'yi etkiledi ihtimali ne sizce? Ben şöyle açıklayayım. Aslında enerji arz talep dengesinin çok bir ince çizgi üzerinde ilerlediği bir dengeden bahsediyoruz. Avrupa şu anda arz talep dengesinde bir pozisyon olarak dengesizlik tarafında yakalanmış durumda. Tabii Avrupa son zamanlarda yeni bir iklim politikası geliştirdi. Biliyorsunuz 2050 yılında dünyanın ilk karbon nötr kıtası olacağını açıkladı. Ve son yıllarda da yenilenebilir enerji kaynaklarına çok ciddi yatırım yapıyor. Aynı şekilde Covid ile birlikte artan, daha doğrusu azalan aslında tüketim çok çok düşük miktarlara indi. Bu esnada Avrupa'nın fosil yakıtla ilgili ihtiyaçları minimum seviyeye indi. Fiyatlar da çok düştü. Hatta megawatt saat başına doğalgazda 16 eurolar, 20 eurolar görüldü Avrupa'da.
Şimdi Covid ortadan yavaş yavaş salgın kalkmaya başlayıp aşının yaygınlaşmasıyla beraber üretim, fabrikalar, konutlar, ihtiyaçlar artmaya başlayınca tabii ki Avrupa'nın hala baz yük olarak doğalgaz santrallerinin ihtiyacı ortaya çıktı. Bununla birlikte yine yenilenebilir kaynakların sağlamış olduğu enerjide de bir düşüş var. Yani rüzgarda yine diğer yenilenebilir kaynakların da üretmiş olduğu enerjide bir düşüş var. Bir diğer etkendi Nur Hanım, Norveç, Cezayir ve Rusya'dan kaynaklarını zaten sağlıyor doğalgaz olarak Avrupa. Norveç şu anda bir bakım döneminde, orada biraz gazda azalma var. Rusya ile ilgili de bir takım polemikler söyleniyor ama şu anda Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamasına göre de Rusya aslında Avrupa Birliği'ne vermiş olduğu taahhütleri yerine getiriyor. Buradaki gazla ilgili gerekli boru hatlarındaki miktarı veriyor. Ama sıkıntı, ben bunu biraz kuyumcu terazisine benzetiyorum. Gram oynadığı takdirde terazinin dengesi bozuluyor. Yenilenebilir kaynaklardan azalan üretim, Avrupa'nın ihtiyaçlarındaki bir hızlı bir yükselişle birlikte Rusya'dan gelen gaz, Cezayir'den gelen LNG ve Norveç'in sağladığı doğal gaz yetersiz kalmaya başladı. Bu arz talep dengesindeki yetersizlik 16 eurolara kadar düşen megawatt başına doğal gaz fiyatını 76 eurolara kadar çıkarttı. %300'ün üzerinde bir artış var. Şimdi dengesiz yakalandığınız zaman siz enerji piyasasında, işte o zaman spot piyasa dediğimiz sabit uzun süreli anlaşma yapmadığınız kesimden çok yüksek maliyetlerle gaz almak zorunda kalırsınız. Şu anda Avrupa bunu yaşıyor. Rusya'nın bu mevcut boru hatlarından bir %15 ve 20 üzerinde doğal gaz verme şansı var. Tahminim de Rusya burada stratejik olarak pozisyonunu kullanıyor. Bir de Almanya ile Rusya arasında Kuzey Akım 2 boru hattı henüz daha devreye alınmış değil. Avrupa ile Birliği'nin diğer ülkelerinin bu konuda ciddi eleştirileri var Almanya'ya. Bu hat belki açık olsa yine bir miktarını karşılayacak. Bu dengesiz pozisyondan dolayı şu anda Avrupa Birliği ülkeleri İngiltere'de %100'ün üzerinde, Avrupa, Hollanda'da bildiğim gibi %300'ün üzerinde spot piyasadaki gaz fiyatı ile ilgili yüksek maliyetlerle karşılaştı. Stoklarını da eritmeye başladı Avrupa Birliği. Şu anda depoladığı bölgelerdeki stokları da erittiği için kritik seviyeye doğru gidiyor. Ve bir başka sinyal de bu yıl kışın soğuk geçeceği, dolayısıyla ihtiyaçlar artacak. Tabii bu Avrupa Birliği'nin bir açmazı. Burada kötü olan taraf, ben aynı zamanda bir enerji verimliliği uzmanı olarak da şunu söyleyeceğim. Yenilenebilir enerjiyle ilgili buradaki düşünceleri sorgulamaya başlayacak burada siyaset, Avrupa siyaseti. Ama yine buradan ümidini kesmemesi lazım. Bu krizi nasıl yönetebilir? Rusya ile görüşmesi lazım. Ukrayna üzerinden gelen gaz malum siyasi sebeplerden dolayı az, hala yüksek değil. Türkiye'nin pozisyonunu sordunuz, onu da ekleyelim. Evet. Türkiye şu anda uzun vadeli doğalgaz anlaşmalarından dolayı hiçbir riski yok. Üstüne üstlük kışın tabii Türkiye'de de yüksek geçmesi, ama bence en büyük problem ki hükümetin burada çok iyi yönettiği bir nokta var. Türkiye çok hızlı büyüyor. Şu son bir iki yılda da büyüme rakamlarımız ortada. Doğalgaz sadece ve sadece ısınma ihtiyacımız için yeterli değil bizim için. Eğer siz %7-8'lik büyüme yaşıyorsanız fabrikaların bu enerjiyi kullanmaya ihtiyaçları var. Sizin bunu sağlamanız lazım. Geçen hafta itibariyle bu açıklamalar yapıldı. Türkiye kardeş ülke Can Azerbaycan'la bir anlaşma yaptı. 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 11 milyar metreküplük, Türkiye'nin bu arada yıllık doğalgaz ihracatı 50 milyar metreküpler civarında ortalama. Yani %20'den biraz daha fazla bir rezervi ek rezerv olarak şu anda kenara da koydu. Kendisini Türkiye garantiye aldı. Büyüme rakamları ya da ısınmadan ihtiyaç olabilecek rakamla ilgili hem vadeli anlaşmalarından hem Azerbaycan'la yapmış olduğu ek anlaşmadan dolayı Türkiye şu anda rahat bir pozisyonda ilerliyor. Karadeniz'deki gazı bundan hariç tutuyorum. 2023'te çıkacak 540 milyar metreküplük oradaki rezerv. Artı tekrar şeyi de söyleyeyim. Doğu Akdeniz'de olası bir potansiyel de işte şu konjonktürde ne kadar olduğu da ortaya çıktı. Önemli olduğu ortaya çıktı. Avrupa Birliği aslında ihtiyacın çok azaldığı dönemde 16 eurolara kadar düşmüş olan megawatt başına harcamayı çok mutlu bir biçimde karşılarken, İhtiyacın çok arttığı şu anki pozisyonda bir anda bir çok ciddi bir krizle karşılaşmış durumda. Düşükken kullanmak güzel ama fiyatlar yükseldiği zaman siz şu anda ne yenilenebilir enerjiden daha fazlasını alabilirsiniz, kurulu gücünüz kadar alabilirsiniz. Ve yenilenebilir enerji kaynakları da emre amade enerji kaynakları değildir. Güneşin bir günde üreteceği enerji bellidir. Rüzgarın bir yılda 3000 küsür saat çalışma.
durumu ortadadır. Henüz depolama, yani pil olarak bir yenilenebilir kaynaklardan ürettiğinizi depolama teknolojisi de henüz gelişmediği için baz yük kaynağı olan nükleer enerjinin ne kadar önemli olduğu, doğalgaz santrallerinin ne kadar önemli olduğu açıkça bence bu krizde ortaya çıkıyor. Peki, anladığım kadarıyla Türkiye için herhangi bir risk söz konusu değil ama nihayetinde küresel bir kriz, ama bu konuda gerçekten erken de bir tedbir almış oldular. Siz de değindiniz, geçtiğimiz günlerde zaten Azerbaycan'da bir anlaşma imzalandı. Bu arada AB üyesi 10 ülke ortak mektupla nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırılmasında yer almasını istedi. Şimdi bu neden önemli ve ne anlama geliyor nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırılmasında yer alması? Bunu da detaylandırmanızı rica edeyim Altuğ Bey. Tabii ki bu çok önemli bir başvuru. Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'nin nükleer enerji ile ilgili hikayesi 1956'da başlamıştır. Siyasi kısımlarına girmeyeceğim, ne hikmettir? Hı hı. Bir türlü nükleer enerji Türkiye'de üretilememiştir. Evet. Sebepler malum. Ama artık bir karar alınmıştır, bir dirayet var. 2019 yılında devreye girmesini planladığımız nükleer enerji santralimiz bazı sebeplerden dolayı 2023 yılına kaldı. 2023 yılının içinde Türkiye 4800 megawattlık nükleer enerji santralinin ilk reaktörünü devreye sokmuş olacak. Ve ilginç bir bilgi vereyim. Nükleer enerji dünyada karbon salımı en düşük enerjidir. Nasıl olur denilebilir? Güneşten de, çünkü o fotovoltaik panellerin üretimi esnasında bir karbon salımı var. Göç yollarını, kuş, iklim şartlarını, ekolojik şartları engellediği için rüzgarın da aslında bir karbon salımı ile ilgili farklı bir durumu var. Kesinlikle yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyoruz. Ama tekrar vurguluyorum, Avrupa'nın yaptığı hamle burada doğru aslında. Nükleer enerji karbon salımı açısından yeşil bir enerjidir. Tehlike kısmını ayrı bir noktaya koyuyorum, teknoloji kısmını. Türkiye'nin kendi şartları için enerjisini arz ve talep açısından çeşitlendirmesi gerekiyor. Aynı Avrupa Birliği'nin yaşadığı kriz gibi kontrpiyede kalma durumu her ülke için geçerli. Koskoca kıta şu anda kontrpiyede kalmıştır bence. Şu anda nükleer enerji Fransa'nın %70'inden fazla elektriğini karşılamaktadır. Fransa nükleer enerji santrallerini çalıştırdı. Avrupa Birliği'nin ihtiyacını emre amade hale getirdi. Almanya'da kömür santralleri devreye girmeye başladı. Enerji ihtiyacı var. Kimse karbona bakmıyor. Şu anki kriz döneminde karbon salımına bakmıyor. Bu şunu ortaya çıkartmaktadır. Türkiye yenilenebilir kaynakları da dahil olmak üzere enerjisini çeşitlendirmek zorunda. Onun için nükleer enerji olmalı. Avrupa Birliği ülkeleri için de olmalı. Türkiye için bu rakam en az %15'leri bulmak zorundadır. Bununla birlikte yine baz yük santrali, yani emre amadelik, bir yılın 8760 saatinde çalışabilecek doğalgaz santralleri de olmalıdır belli bir oranlarda. Hidroelektrikte Avrupa'nın ikinci, dünyanın en büyük 10 enerjisi konumundayız. Çok iyidir Türkiye hidroelektrik santrallerde. Oradaki oranımız zaten devam ediyor. Güneşte son bir yılda devreye alınan kurulu gücün %96'sı zaten güneş enerjisi santralleridir. Ve Türk devletinin cebinden tek kuruş çıkmadan bu santraller devreye alınmaktadır. Bu da çok önemli yatırımdır. Ürettiğimiz elektrik enerjisinin %7,5'u güneşten, %10'u yaklaşık rüzgardan. Şu anda 100 bin megawata yakın bizim kurulu gücümüz var. Bu gücün içine nükleer enerji santrallerinin girmesiyle Türkiye'nin kaynağı, arzı burada çok daha sağlam bir ayaklar üstünde duracaktır. Avrupa Birliği'nin de başka şansı yok. Emre amadelikle bahsettiğimiz baz enerjinin kesinlikle arttırmaları gerekiyor. Bu sırada gelişecek teknolojiler, enerji depolama teknolojisi belki 5 yıl, 10 yıl ya da 15 yıl sonra burada bir çözüm olarak düşünülebilir. Peki. Murat Hocam, sizinle devam edelim. Bu enerji krizi küresel ekonomide dengeleri nasıl değiştirir sizce? Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Evet, Altuğ Bey aslında gerçekten çok kapsamlı bir ufuk turu gerçekleştirdi. Ben müsaade ederseniz bu ufuk turunu bir parça daha özellikle ekonomi perspektifinden ayaklarını belki daha sağlam yere bastıracak bazı ilavelerde bulunayım. Tabii. Şimdi netice itibariyle enerji söz konusu olduğunda 20. yüzyıla olduğu kadar 21. yüzyıla da enerji ve bu enerji çerçevesinde yapılandırılan uluslararası jeopolitik dinamikler ve yapılar hakim. Her zaman söylüyoruz, Pete Hopkirk'ün 20. yüzyılın başında yazdığı İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun adlı kitabında öngördükleri bu hükmünü icra etmeye devam ediyor. Tabii son dönemde iki önemli dinamik oyunun gidişatını değiştirdi. Biraz evvel Altuğ Bey de gayet
güzel bir şekilde bunları özetledi. Ama bir kere daha hatırlamak durumundayız. Çünkü bunlardan her bir tanesi olağanüstü bir force majeure dediğimiz zorlayıcı bir gelişme. Hepinizin malum olduğu üzere COVID temelli bir ekonomik kriz, bir ekonomik daralma, bir ekonomik çöküntü yaşadı dünya. Bu trend hala devam ediyor. İkinci yılın neredeyse tamamlanmak üzere olduğu konjonktürün nasıl bir seyir izleyeceği, pandeminin bundan sonra nasıl modellenebileceği konusunda maalesef elimizde yeterli bilgi, beceri ve imkan yok. Bütün dünyada yok. Dolayısıyla ümit edebiliyoruz, modelleme yapabiliyoruz ama hakikaten seyrin ne olacağı konusunda belirsizlik zaman zaman daha koyulaşarak, zaman zaman belirli adeta hani bulut arkasından güneşin yüzünü göstermesi gibi bizi ümitlendirerek bu seyir devam ediyor. Anlaşılıyor ki bir anda bıçakla kesilmiş gibi durması ya da insanın kendi fıtratından kaynaklanan beklenti ve özlemlerinden bağımsız hareket etmesi mümkün değil. Yani şu açıdan söylüyorum, virüsün kendine göre bir mantığı, kendine göre bir fıtratı, kendine göre bir tabiatı var. Dolayısıyla bu ne yaptı? Bir kere bütün dünyada ekonomik aktivitelerde olağanüstü bir inkıta veya duraklamaya sebebiyet verdi. Bırakınız büyümeyi, ilk sene zarfında tabirimi mazur görün, küçülme veya pörsüme durumları ortaya çıktı. Türkiye gibi bazı ülkeler bu zararı çok daha diğerlerine göre az atlattılar ve tekrar normalleşme sürecinde hızlı koşacak ülkeler arasında ön planda yerini aldılar. Demek ki o dönemlerde 20'li dolarları test eden bir enerji piyasası şimdi bounce back dediğimiz tekrar geriye dönüyor. Bu enerji başta olmak üzere tüm metallar için daha evvel yaşanmamış bir durum değil. Hatırlayınız, petrol söz konusu olduğunda 3 haneli rakamlardan da bahsedilmiş ve ondan sonra Rusya'ya sağlanacak bu olağanüstü kaldıracın önünün kesilmesi için de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Suudi Arabistan'da kullanarak farklı operasyonlar yapılmıştı. Bugün de Rusya en son bu gelişmeler çerçevesinde yeniden enerji kartını veya kaldıracını gündeme getiriyor. Biraz evvel Altuğ Bey de değindi. Bir parantez açarak söyleyeyim, ikinci dinamiğe geçmeden evvel özellikle bu Kuzey Akım 2'yi malumunuz olduğu üzere 6 hafta evvel teslim ettiler. Şimdi prosedür gereği Almanya'nın bunu 4 ay içerisinde kesin kabulle işlerlik kazandırması lazım. Almanlar malum bu konularda ince eleyip sık dokurlar. Fakat Putin çok açık ve net olarak gene 4 hafta evvel şunu söyledi. Dedi ki elinizi çabuk tutun, bir an evvel bunun kabulünü yapın. Arkasında gelir, biz taahhütlerimizin arkasındayız. Ama Ukrayna'yı bu konuda devre dışı bıraktınız diyorsanız bu konu artık bitmiştir. Elde olan neyse onun gereğini yerine getirin dedi. Yani bir yerde force majeure, bir zorlayıcı kartı tekrar gündeme sokmuş oldu. Enerji piyasası hatırlarsanız bir aralar düşen fiyatlara karşı Boko Haram saldırılarıyla boru hatlarına yukarı yönlü hareketler oluşturulmaya çalışılan bir senaryodan bahsediyoruz, bir gelişimden bahsediyoruz. Enerji piyasasında yeni bir şey yok. Enerji piyasasında döneme göre, zamana göre, zemine göre adeta geçtiğimiz dönemlerde COVID etkisiyle gerçekleşen o inkıta kaybı, o gelir kaybı yeniden telafi edilmeye çalışılıyor. Nitekim Goldman Sachs ve diğerleri başta olmak üzere hemen işaret fişeğini attılar. Bu şirketin ismini özellikle söyledim çünkü bunların işaret fişekleri aslında spekülatif ve dahi bazen maalesef manipülatif unsurların bir indikatörüdür, göstergesidir. Bizim de takip ettiğimiz öncü bir ibaredir. 90 dolara çıkarttılar sene sonunu. Ama ben açık ve net olarak söyleyeyim. Evet, kış gelir geçer. Hatta popüler hafızadan biliyorsunuz kalan insanların böyle kış geliyor, winter is coming şeyini de, o maşeri hafızasındaki unsuru da uyandırmaya, canlandırmaya çalışarak eyvah kara kış geliyor, ne yapacağız denildi. Fiyatlar yukarı yönlü gider ama 3 haneli dijitleri sürdürebilecek bir trend dünyada veya bir konjonktür görmüyoruz. Bu işin bir tarafı. Burada
hiç ayrıntısına girmeyeceğim. Altun Bey gayet güzel söyledi. Türkiye tedarik bakımından hiçbir problemle karşı karşıya değil. Neyle karşı karşıyayız? Maliyet bakımından. Maliyet problemiyle evet, karşı karşıyayız ama biliyorsunuz bu zor oyunu bozdu. Covid dolayısıyla hani just in time falan gibi şeyler vardı. Tam zamanında üretim. İşte otomotiv firmaları burun üstü çip meselesinde düştüler. Şimdi fear of running out dedikleri FORO diye bir şey başladı. Hani just in time JIT'ti. Bu FORO. FORO nedir? Fear of running out. Yani ham maddesiz kalma veya tedariksiz kalma korkusu. Bu bütün dünyada ortada. Dolayısıyla enerji piyasası da bunu kanırtmaya çalışıyor. İkinci önemli kulvar gene Altun Bey değindi. Bir transformasyon dönemi içerisindeyiz. Trump döneminde buna inkıta verilmişti. Trump elinden gelen her şeyle bunu kösteklemişti. Şimdi Başkan Biden sanki yeniden mal bulmuş mağribi gibi bu konuya tekrar sarıldı. Biliyorsunuz önemli isimlerden biri Kerry uluslararası bu konuda büyükelçi oldu. Evet, biraz evvel de söylendiği gibi 2035 hedefleri var, 2050 hedefleri var, değişik hedefler var. Avrupa Birliği de bu konuda önde koşuyor. Avrupa Birliği biliyorsunuz sosyalizan politikaların uygulandığı bir entitedir, bir supranasyonel birliktir. Vur deyince öldürürler, yani rekabette de böyledir. Bu gidilen yol doğru yoldur. Hiç kimse zaten buna karşı çıkamaz. Hiç kimse efendim yeşile karşıyım, tahrip edelim, batıralım, bitirelim diyemez. Ama bu haklı fasat ön görünümün arkasında nelerin olduğunu çok dikkat etmemiz lazım. Bu işin bedelini kim ödeyecek? Bu işin bedelinin ödenmesinde ve transformasyonda hassas bir noktadayız. Yani netice itibariyle 1910'lardan beri fosil temelli bir yapı üzerinde inşa edilen unsurlar. Mesela biraz evvel Norveç'ten bahsedildi. Yani Norveç'te sadece bir tedarik sorunu değil, ilkesel sorunlar da tartışılıyor. Norveç bir taraftan çevreci diyoruz, temiz diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Hani İsveç'in topuk koparan şeylerde, ne derler, mayınlarda dünyada bir numaralı üretici olması gibi. Nerede insan hakları, nerede demokrasi, nerede mayınlar? Şimdi burada da Norveç kendi kendini sorguluyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz vesaire. Bu işler kolay işler değil. Norveç'te bu alanda çalışan yüz binlerce insan var. Bunlara nasıl iş bulunacak? Texas'ta 9 milyon insan var. Ne olacak? Yani yenilenebilir enerji konusuna dönüşte çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Gene gelişmiş, görece ileri ülkeler bu işin faturasını bizim gibi ülkelere kesmek konusunda hiç de tereddüt etmezler. Bunu biliyorsunuz her dönemde yapıyorlar. Kur fiyatı üzerinden yapıyorlar. Doldur boşalt üzerinden yapıyorlar. 2008 krizinden sonra yaptılar. Şimdi yavaş yavaş bu normal sürecinde biraz ışıklar böyle aydınlanmaya başlayınca bu süreçte yapacaklar. Onun için Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. En son bütçemizde de ve en son beyanatlarımızda da çevre konusuna aldığımız vaziyet, protokole koyduğumuz imzayla da bu ortadadır. Özellikle Avrupa bizim en büyük ekonomik dış ticaret partnerimiz olduğu için Avrupa'yı çok yakından izlemek zorundayız. Türkiye enerji konusunda doğru yolu bulmuştur. Merkez ülke olmanın kodlarını gayet açık ve net olarak yazmıştır. Biraz evvel Altun Bey söyledi. Er veya geç, inkıtalarla da olsa, nükleer enerji de dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir şekilde tedarik sorunumuz olmayacak. Ama ekonomik bu tedarik kaynaklarının bedelini ödemede Türkiye ekonomisini bütün diğer ekonomiler gibi zorlu günler bekliyor. Ona karşı da vaziyet etmek durumundayız. Altun Bey, veda etmeden bir soru daha yönlendirmek isterim size. Biraz değindiniz siz de tedbirlerle ilgili. Arz talep dengesi tam olarak nasıl sağlanır? Eğer çözülmezse bu enerji krizi görebileceğimiz en kötü muhtemel senaryo nedir? Şimdi yenilenebilir enerji kaynakları tekrar vurgulayalım. Hocam da belirtti. Sizin emrinizle veya bir takım tetiklemeyle enerjiyi arttıracağınız kaynaklar değil. Biz de bu arada yaşıyoruz. Örneğin şu anda Türkiye ciddi bir kuraklık yaşıyor. Enerjisinin %30'undan fazlasını ürettiği hidroelektrik santrallerindeki üretimi düşmüş durumda. Siz düştüğü zaman bu 100 bin megawatt civarındaki kurulu gücümüz, pikte geçen seneler 45-50 bin megawattları vuran ama bu sene 54 bin 55 bin megawattla anlık olarak rekor kıran enerji tüketimi kapatacaksınız. İşte burada baz santraller dediğimiz nükleer gibi, doğalgaz santralleri gibi, kömür santralleri gibi 8760 saat emre amade santrallerin hazır bulunması gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa birazcık yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte çok hızlı yol aldı. Bu çok iyi bir şey. Evet,
Ama bunu yaparken terazinin diğer kefesinde baz santrallerle ilgili gerekli çalışmayı yapmadığı bence ortada. Hatta şunu da söylememiz lazım. Avrupa'da fosil yakıtlardan enerji üreten santrallere saldıkları karbon miktarı başına vergi, tahsis uygulanmakta. Yani siz 10 bine yakın enerji santralinde bu tahsisle harcamış olduğunuz fosil yakıtın karşılığında ortaya çıkan karbon salımıyla ilgili bedel ödettiriyorsunuz. Evet. Bu bedel de 2 katından fazlasına çıktı. 30 eurolardan ton karbon başına 60 euroların üstüne çıktı. Şu anda hem diyorsunuz ki bizim enerji ihtiyacımız var. Bu santraller size enerji üretmesi lazım. Ama çıkarttığın kanunlar fazla karbon saldığı için onlara da bir ek yük getiriyor maliyet. En sonunda bu maliyeti kim ödüyor? Son tüketici, Avrupa'nın vatandaşları ödüyor. Yani bir çıkmaz buradaki dengeyi tekrar söylüyorum. Müthiş bir dengeden bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarında Türkiye'de bazen böyle bir takım eleştiriler oluyor. Efendim enerjimizin tamamını neden güneşten elde etmiyoruz? Tamamını neden rüzgardan elde etmiyoruz? İşte burada denge ortaya çıkıyor. Türkiye 4 kat, 5 kat 2002 yılından bu yana güneşteki enerji kaynaklarını arttırdı. Rüzgarda kat be kat daha da fazla arttırdı. Burada dengeli gitmenin ne kadar önemli olduğunu, hem yeşil politikalara uygun hareket etmek, hem de aynı zamanda sizin altın kuyumcunun terazisi örneğinde verdiğim gibi gram dengeyi bozmamak için de son derece dikkatli gitmeniz gerektiğini, hem de hiçbir şey olmaz denilen, çok doğru kararlar alınan denen Avrupa bunu yaşadığına göre ben de hocam diyorum. Türkiye son yıllarda gerçekten son 10 yılda 15 yılda enerjiyle ilgili çok doğru kararlar aldı. Yine büyüme ve soğuk kışa karşılık Azerbaycan'la yapmış olduğu anlaşma önemli. Ben şuraya da vurgu vuracağım. İsmini rahmetli alacağım. Rahmetli Turgut Özal zamanında yapılan doğal gaz boru hattı, petrol boru hatları da dahil olmak üzere. O zaman da eleştiriler oluyordu. Evet. TANAP da dahil olmak üzere ki TANAP şu anda bence altın harflerle yazılması gereken bir projedir. Türkiye'nin üzerinden geçen enerji nakil hatları ki Türkiye'de buradan kendisi de enerji kullanmaktadır. Ne kadar önemli olduğu, stratejik anlamda Türkiye'yi ne kadar güçlendirdiği açıkça görülmektedir. Türkiye kendi bulduğu kaynaklarla beraber yenilenebilir enerji kaynaklarını arttıracaktır. Şu anda offshore konuşulmaktadır. Deniz üstü rüzgar santralleri de Türkiye'de yapımına başlanacaktır. Depolamamız da artmaktadır. Ama Avrupa ile ilgili söyleyebileceğim birazcık bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarını hızlı geçişle ilgili sorgulama yapacaklar. Bazı enerji santralleriyle ilgili ne tip şeyler yapmaları gerektiğini bence tekrar sorgulayacaklar. Bu geçişi herhalde biraz daha soft hale getirecek bazı kararları düşünmek zorunda kaldıkları inancındayım. Ben Türkiye'nin bu yeşil mutabakatla birlikte hocamın belirttiği gibi bir bedel ödetilmek için aslında bazı çalışmalar yapılsa da Avrupa ekonomisiyle ilgili bazı çalışmalar yapılsa da ben Çin'in daha dezavantajlı durumda olduğunu, aslında Türkiye'nin buradan Avrupa'ya yakın lokasyonuyla birlikte çok ciddi bir fırsat çıkartabileceğini, bir anda 200 küsür milyar doların üzerindeki ihracatını, verimli üretim, yani fabrikalarındaki enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, karbon salımındaki düşüşle birlikte 300 milyar dolarlar ve 400 milyar dolarları 5-6 yıl içinde görmesinin hayal bile olmayacağı kanaatindeyim. Onun için yeşil mutabakat bu yaşanan krizlerde benim kanaatimce Türkiye için fırsattır. Bunu doğru kullanmalıyız. Bizim zaten enerjiyle ilgili şu anda bir sıkıntımız yok. Bu politikaların da aynen devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Altuğ Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Altuğ Karataş, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı enerji kriziyle ilgili değerlendirmelerini aktardı. Siz neler söylersiniz Mustafa Vallahi Bey? Şimdi hem... Hem Altuğ Bey'in hem Murat Ferman Hoca'nın anlattıklarına bakınca ortaya iki şey çıkıyor. Bir, Avrupa salgına hazırlıksız yakalandı. Ve kendisini darda hissettiği anda vahşileşti. Biliyorsunuz birbirlerinin maskelerine el koydular. Evet. Aşılarına el koydular. İlaçlarına el koydular. Satmadılar, vermediler, depoladılar. Sonra onlar da bozuldu. Bu sefer onları çöpe attılar falan. Aşıda da böyle oldu. Kamyon trafiğini organize edemediler. Şimdi de bakıyoruz. Enerji tedariği konusunu, yani
salgından çıkışı da organize edememişler. Onu da öngörememişler. Yani biz daraldık, hadi dışarı çıkacağız. Ne bileyim işte, hadi şeyde yazın kapandık, eve kaldık. Kışın dışarı çıkacağız, hop tişörtlerle kendimizi dışarı attık. Aa bir dakika, kış gelmiş ya. Dışarıya bir bakın yani, ne oluyor diye bakmamışlar. Şimdi bu acayip bir şey yani. Avrupa Birliği her şeyi böyle şahane yapıyor falan ya, biz onların kriterlerine evet. olacağız. Şimdi son tarihte kuralları da sistemi de insan işletiyor. Demek ki insan kalitesinde, insan niteliğinde, araştırmacı kalitesinde, niteliğinde bir sorun var. Bu yönetilememiş yani, tek başına şey değil. Şimdi bu bir ortada. İki, enerji kaynakları, enerjiyi kaynağından toplayıp üzerine kar ekleyerek dünyaya satmakla büyük ölçüde gelirini elde etmiş bu ülkeler, bunun tedariki ve yenilenebilir enerjiye dönüşümünü de doğru düzgün planlayamamış. Yoksa işte Avrupa'nın bizim de bütün petrole ilişkin her şeyimizi ya BP satıyor ya Shell satıyor filan, değil mi? Ama tedariğini de büyük ölçüde onlar, İngilizler üretici, işte Norveç üretici filan, büyük üreticiler bunlar. Kendi ülkeleri dışında Hollanda üretici, Fransa üretici filan. Kendi ülkeleri dışında bile olsun. Fakat tedarikte sorun yaşanıyor. Şimdi tedarikte sorun yaşanınca geliyoruz Türkiye'ye. Türkiye doğalgaz tedariğinde, enerji tedariğinde 3 ayrı kaynaktan, hatta 4 ayrı kaynaktan enerji sağlıyor. Rusya'dan sağlıyor 2 hattan, Azerbaycan'dan sağlıyor 2 hattan, Irak'tan sağlıyor, İran'dan sağlıyor ve Irak'tan sağlıyor. Ve bir de deniz aşırı Cezayir'den LNG sağlıyor. Bunu herkes sağlayabilir. Türkiye'nin coğrafi olarak avantajı bu, az önce bahsettiğim boru hatları üzerinden gelen enerji. Şimdi bu tabii bizim uzun vadeli kontratlarımızla bize sağlam, sıkı bir güvence sağlar. Çünkü kaynakları öngörülebilir gelecekte, ya da en azından yakın gelecekte diyelim, öngörülebilir doğru değil, yakın gelecekte tükenecek havzalar değil bunlar. Çünkü aynı havzalar aynı zamanda Avrupa'yı da besliyor, besleyecek. Evet, Türkiye'nin bir avantajı daha var. Az önce Alto Bey'in de işaret ettiği, dünya ticaretinden aldığı payın hızla artması ihtimali. İlk defa %1'in üstüne geçti dünya ticaretinden aldığı pay. Şimdi baktığınızda aslında birçok şey orantılı. Türkiye'nin nüfusu, dünyanın nüfusu, ticaretten aldığı pay filan orantılı. Fakat bu Türkiye olduğundan fazla. Yani bu orantı, bu yakınlık Türkiye için iyi bir şey değil, ya da doğru da değil, doğru bir orantı değil. Daha fazlasını hak ediyor çünkü. Hem geldiği teknolojik düzey, hem üretim kabiliyeti ve kapasitesi, hem de bulunduğu coğrafya Türkiye'nin ticari olarak daha avantajlı olduğunu bize söylüyor. Fakat sahada bu avantajı kullanabildiğini görmüyoruz. Çin burada bir dengeleri bozan etki yaratıyordu. Şimdi iki yönlü. Bir, tedarik zincirindeki maliyet artışı, ulaştırmadaki maliyet artışı, buna konteyner fiyatı diye manşette çekilen hadise. İki, işte karbon salınımı yüksek üretim tekniği Çin'i şimdi bir adım geriye getiriyor. Bunun üzerine bir adım daha biniyor, bir ağırlık daha biniyor. Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i fazla yayılmacı bulma, hem üretimiyle hem teknolojisiyle aslında bir siyasi güç elde etme peşinde koşma tanımlaması var. Bu tanımlamayla Çin'i sınırlandırma politikası da var. Şimdi bütün bunlar olurken burada birilerinin önü açılıyor. Önü açılan da Türkiye. Aslında teknoloji bakımından Güney Kore, Tayvan, Japonya, üretim insan kaynağı açısından işte Hindistan, bunların hepsinin potansiyeli var. Fakat Türkiye'nin bunlardan ayrıştığı birçok alan var. Hindistan'dan üretim niteliği ve kalitesi bakımından ayrışıyor. Teknolojide belki Kore ile Japonya ile yarışmıyor, ama coğrafyada her ikisini de çok ciddi bir üstünlüğü var filan. Böyle baktığınız zaman ben doğrusu heyecanlandım, çünkü yani bu Türkiye'nin ihracatını ya da üretimini iki katına çıkartması çok mu zor değil aslında diye kendi kendime düşünüyorum.
çok fazla bende bir veri yok. Ama Altuğ Bey'den bunu çok özgüvenli bir biçimde duyunca, bu işi yapan insanların olduğu yerden, evet, konuşan birisi olarak doğrusu çok heyecanlandım. Bunun tabii mümkünatını Murat Hocam da değerlendirebilir. Fakat burada bir sorumluluk var. İlk bir Avrupa'nın durumu ve dezavantajı, Türkiye'nin durumu, avantajını konuştuk. Fakat burada bir fırsat penceresi var. Bu fırsat penceresi bana Avrupa tarafında bir şey gösteriyor. Avrupa bu işten başarılı çıkmak zorunda. Ki biz Avrupa'ya iş yapabilelim. Avrupa ile iş yapabilelim. Çünkü ticaretimizin çoğu onlarla. Para da orada. Bir katma değerli ürün ürettiğimizde, hocam her zaman öyle söyler, katma değerli günler tavsiye eder her konuşmasının sonunda. Biz katma değerli bir şey ürettiğimizde o fiyatta onu kime satacağız? Hindistan'a satmayacağız, Afrika'ya satmayacağız. En azından bugün değil yani. Avrupa'ya satacağız. Dolayısıyla Avrupalı'nın zengin olması lazım. Avrupalı'nın kötü durumda olması bize yaramaz. Dolayısıyla onların da işlerini iyi organize etmesi gerekiyor. Aslında katkıda da bulunuyoruz. Yani işte şeyle, TANAP'la, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattıyla falan, şeyle, Türk akımıyla aslında Avrupa'nın enerji tedarikine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi bir tarafı, öbür tarafında da bizim İngiltere'deki kamyoncu krizi gibi bir tedarik krizine girmememiz lazım. Bunun da tedbirlerini almamız gerekiyor. Çünkü iki kat dediğiniz şey her şeyin iki katı. Ben buraya %15 şarjla gelirim telefonda. Yeter, bu yayın bitene kadar görürüm ben ne olup bittiğini falan derim. Ama artık yayın iki katına çıkacaksa %30, %15 yetmez. Şimdi her şeyi aynı şekilde tedarikleyeceğiz. İşte bize yardım eden arkadaşımız bana küçük fincanla değil, büyük fincanla bir kahve getirmek zorunda. Bunları tedarik etmezseniz, bunları planlamazsanız Avrupa'da, İngiltere'deki kamyoncu krizine düşersiniz. Evet. O yüzden bizim de bu iki katına çıkabilecek ve üstelik hızlı. Ben iki yıldan bahsetti, üç yıldan, beş yıldan bahsetti. Bu korkunç bir hız normalde. Şimdi biz buna nasıl yetişeceğiz? Baktığınız zaman, ya canım olur mu öyle şey? Bu sorunun bir cevabı var. Herkes Çin'e bir baksın. 20 yıl önceki Çin'e baksın, bugünkü Çin'e baksın, verilerine baksın. Amerika, Japonya, Rusya bile yani. Çünkü o ciddi bir enerji ihracatçısı olarak geliri var. Onların içerisinde Çin'in yerine bir baksın, bir de bugünkü yerine bir baksın. Üstelik orada Türkiye'nin hani 200 milyardan 400 milyara çıkacağını varsayıyoruz biz. 200'den 400'e. Orada trilyon konuşuluyor. Hani 100-200 falan değil. Hani 500-700 trilyon falan konuşuluyor. Şimdi bu oranlardaki o korkunç hızlı büyümenin nasıl olabildiğini herkes orada gördü. Burası daha olası. O yüzden ben Ankara'nın da hükümetin de böyle ekonomik parametreler gerçeğinin dışında bir yaklaşım sergilendiğinde Türkiye'ye karşı bunu artık eskisi kadar ayak bağı olarak önemsemediğini görüyorum. Yani bu büyükelçiler konuşuyormuş, bilmem işte başkaları başka şeyler söylüyormuş, bir takım ambargolar, yaptırımlar, tehditler varmış Türkiye'ye karşı, hizaya getirmeye çalışıyor. Bunlar artık çok fazla önemsemiyor. Çünkü gidişat belli. Bu gidişat aynı zamanda da mukadderat. O yüzden buna mani olacak şeyler değil onlar. Eskiden biz bu tip şeylerden korkup pusardık. Altuğ Bey'in dediği gibi, hani biz 1960'larda yapıyorduk şeyi, ne oldu? Nükleer enerjiyi yapamadık. Yaptırmadılar diye çok konuşulur. Ben böyle şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü yaptırılmamaya da boyun eğmek diye bir şey var. Yani bu da oldu neticede. Son tarihte de elimizde yok. Kimi suçlarsak suçlayalım, bu gerçek değişmiyor. O zaman bundan sonrası için o siyasi kararlılığın devamı bence her şeyden çok daha önemli. Şimdi haftalardır konuşuyoruz, 21 Ekim yarın. Yarın önemli çünkü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Murat Hocam, şimdi iki gün önce Anadolu Ajansı bir anket sonucu yayımladı. Analistlerin birçoğu diyorlar ki tekrar indirim göreceğiz, ama siz ne dersiniz? Merkez Bankası yine bir indirim kararı verir mi sizce?
Nur Hanım, izin verirseniz bu soruya cevap vermeden evvel değerli Mustafa kardeşimin biraz evvel açmış olduğu pencereden ben de birkaç söz söylemek Buyurun isterim. hocam. Çünkü biliyorsunuz hayat kendi yapısı gereği hem günlük maişet motorunu döndürmeye ve günlük durumlara, gelişmelere vaziyet etmeye çalışıyoruz ama Türkiye gibi, Türkiye toprakları gibi, Türk milleti gibi uzun bir geçmişe, köklü bir maziye sahip ülkelerin elbette çok aydınlık ve uzun soluklu gelecekleri de var. Dolayısıyla siyaset demek, idare demek, iyi vatandaşlık demek, sorumlu vatandaşlık demek hemen her kademede sadece günü kurtarmak veya güne vaziyet etmenin ötesinde ileriye hazırlanmak ve elde edilen günlük avantajları sürdürülebilir kılmaktır. Katma değerle beraber biliyorsunuz sevgili Mustafa kardeşimin de çok kullandığı veya kullanmasak bile daima Almanca deyimle leitmotif, arka planda kalan bir şey var. Sürdürülebilir. Yani biz mesela öğrencilere diyoruz ki tamam bir sınavdan 100 almışsın, öbür sınavdan 10 almışsın, sonra tekrar 80 almışsın, sonra 20 almışsın. Biz hasta sürdürülebilir mısın diye bir soruda değil mi? Rahatsızlığın mı var yani? Bir sorun mu var? Aynen öyle. Doğru. Şimdi tabii Türkiye aslında bu sürdürülebilir formüllerin, çözümlerin anahtarını buldu. Biz artık kendi kendimizi tarif ediyoruz. Merkez biziz diyoruz. Biz başkalarının bizi tarif ettiği, biraz evvel çok güzel söyledi Mustafa Bey, bizleri böyle pıstırmaya, korkutmaya, kaçırmaya, tehdit etmeye, tanımlamaya çalıştığı formüllerin dışındayız. Ama bunun için, bu dik duruşu gösterebilmek için yumuşak karnınızı tahkim etmek, kırılganlıklar varsa gidermek durumundasınız. Demin çok güzel bir ibare kullanıldı. Fırsat penceresi. Türkiye'nin önünde fırsat penceresi var. Her bakımdan. Yani enerji konusunda mesela tedarik bakımından sıkıntısı olmayan belki bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülkeden biriyiz. Bunu da kabul edelim. Ama bunu sürdürebilecek miyiz? Mesela ihracatta ilk defa %1'in üstüne çıktık. Daha iyisini hak ediyoruz. Ne yapacağız? Sürdürülebilir ihracat formülünü yapacağız. Yani biz aman ne kadar güzel %1'e çıktık demeyeceğiz. Arka planına bakacağız. Kendi kendimize konuşacağız. Bunu da böyle Almanların huzurunda Avrupa Birliği'ne şikayet ederek falan yapmayacağız. Diyeceğiz ki bir dakika buraya geldik ama bundan sonra ne yapacağız? Mesela bizde dikkat edilirse dolar TL paritesinden kaynaklanan bir avantaj var. Bu geldiğimiz nokta bu avantajın ne kadarıdır? Yani çok açık söyleyelim. Ne kadar ucuz kalarak bu işi elde ettik? Bunu sürdürebilir miyiz? Bizden daha ucuzu çıkabilir mi? Ki çıkar her zaman. Kamboçya'nın yerinde Mamboçya gelir. Mamboçya fazla olursa bu sefer Kumboçya'yı bulurlar. Yani bu dünyada böyledir. Biraz evvel Çin'den bahsedildi. Bakın Çin 20 yıl sonra, 30 yıl sonra değiştiriyor. Diyor ki artık ben diyor dünya markası çıkartacağım. Kaliteli ürün üreten bir yer olacağım. Beni diyor fason merkezi olarak kullanamayacaksın. Çünkü gelecek bu değil. Evet. Onun için şu veya bu değerde, düzeyde ilerlememiz lazım. Şimdi meselenin esası şu. Bakın bugün gene ekonomi basınında da vardı. Bizim ihracat rekoru kırdığımız ve önemli bir oranda bize bağımlılıkları bu sıkıntılı koşullarda pes etmeden aslanlar gibi fedakarlıkla çalışarak beslediğimiz özellikle tekstil, hazır giyim, satın alıcıları, büyük markalar ne diyorlar? Ya diyorlar dolar TL paritesi düştü, daha ucuz hale geldi, fiyatlarınızı indirin diyorlar, baskı yapıyorlar. Tabii. Bizim ihracatçılarımız diyorlar ki ham madde fiyatları arttı. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki sizden sadece maliyet tasarrufuyla vazgeçemeyecekleri bir yetkinlikte ve etkinlikte olmanız lazım. Bunun da yolunu açmamız gerekiyor. Burada işimiz hem kolay hem zor. Kolay çünkü bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. Kendimizi doğru konumlandırdık. İlk defa son 25-30 yıldır böyle baktığınız zaman belirli noktaları ortaya çıkarıyoruz. Envanter çıkarıyoruz, tartışıyoruz vesaire. Ama bir yerde de zor. Bir filoloji mezunu olarak siz bu dediğimi herhalde çok daha iyi destekleyeceksiniz Nur Hanım. O da şu. Şimdi netice itibariyle baktığınızda bir insana yabancı lisan öğretmeninizde mesela kendi başına yalan yanlış bir şeyler öğretmiş. O mu daha rahat öğretilir, o kişiye mi daha rahat öğretilir, yoksa hiç bilmeyen kişiye sıfırdan mı öğretilir? Elbette sıfırdan kişiye öğretmek daha kolaydır. Çünkü diğerinin yalan yanlış öğrendiği bazı hatalı unsurlar vardır. Önce onları unutturmanız veya ters öğrenmeyle silmeniz gerekir. Dolayısıyla Türkiye'de bu ihracatı geliştirmiştir ama bizim bu konuda yeniden kafamızı değiştirmemiz gereken noktalar var. Bunlara bakmamız lazım. Diyelim ki bu fırsat penceresi, Mustafa kardeşimden aldığımız bu ilhamla gidelim. Bu fırsat penceresi
meselesi kapanmasın. Bilakis önümüzde açık geniş kapılar olsun ve biz o kapıdan rahatlıkla elimizi kolumuzu sallayarak girelim. Şimdi gelelim 21 Ekim'e. Efendim biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzunca bir müddet evvel senede 8 defa yapılan toplantıları 12 aya yani 12 defaya çıkarttı. Bu aynı zamanda Merkez Bankası'nın piyasadaki gelişmelere daha yakından vaziyet etmesi ve günceli yakalayabilmesi piyasalarla senkronizasyonu bakımından önemli. Ama aynı zamanda sürekli olarak da bu tırnak içinde faizin konuşulduğu bir ortama giriyoruz. Hani insan zaman zaman düşünüyor. Bazen olur ya tabii düşüncenin yanlışlığını anlatmak bakımında. Çok doğru. Belki de bu dönemlerde 12 kere değil belki 16 defa toplanması lazım. Örneği vereyim. Ya check-up'a gitmek istiyor musunuz? Ya şimdi check-up'a gitmeyin. Bir şey çıkar başımız derde girer demek ne kadar mantıksızsa gitmemek. Ve aynı şekilde böyle kaçarak faiz konuşmayarak da sonuç alamıyoruz. Ama sürekli faizin konuşulduğu bir yerde de esası kaybedebiliyoruz. Yani şunu unutmayın, faiz Merkez Bankası'nın alet çantasındaki araçlardan, aletlerden sadece bir tanesidir ama en çok öne çıkanıdır. Bu sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için değil, bütün dünya merkez bankacılığı fonksiyonları ve merkez bankaları için geçerlidir. Ben onun için bunu İngiliz anahtarına benzetirim. Olup olmadık yerde İngiliz anahtarını basit işler için, basit aletlerle yapılacak şeyler için kullanırsanız o zaman vidayı somunu yalama etme tehdidi de veya riskiyle de karşı karşıya kalırsınız. Şimdi bütün bunlardan sonra gelelim yarınki değerlendirmeye. Merkez Bankası faiz aracını, bu güçlü ve mesaj verme niteliği, kabiliyeti en yüksek aracı aşağı yönlü kullanma yolunda bir tercih ve iradeye sahip olduğunu açık veya kapalı olarak ifade ediyor. Daha evvelki icraatlarıyla ifade ediyor, faiz kararlarıyla. Çünkü faizde üç yönlü bir şey vardır. İngiliz anahtarı gibi. Ya açarsınız, ya kaparsınız, ya da hiç kullanmazsınız. Ya sabit bırakırsınız faizi, ya arttırırsınız, ya düşürürsünüz. Dolayısıyla bu çerçevede faizin aşağı yönlü kullanılması konusunda piyasada yerleşik bir Merkez Bankası duruşu var. Hocam Fakat özür dileyerek araya girmem gerekiyor çünkü bir son dakika gelişmemiz var. Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü yakınlarında bir patlama oldu. Canlı görüntüler geliyor şu anda ekranlarınıza. Yangın da çıktı. Gerçekten ürküten görüntüler bunlar. Tekrar edelim. Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün de yakınında bulunan bir alanmış burası. Bir patlama meydana geliyor önce, ardından da yine patlama nedeniyle de alevler sarıyor etrafı. Bu görüntülerde yine o anlara şahit olan vatandaşların çekip gönderdiği görüntüler. Niye kaynaklandı, neden kaynaklanıyor patlama? Henüz bununla ilgili detaylı bilgi geçmedi elimize ama geldiği zaman da yine detayları... Bir kaynaktan geliyor, yani bir şey yanmıyor sanki... Bir doğalgaz hattı patlaması gibi duruyor. Çünkü ara ara da patlamalar meydana geliyor. Ve şu anda da bir enerji kaynağının beslediği bir yangını izliyoruz. Yani bir şey patlamış ve yangın çıkmış değil. Belli ki yanmayı sürdürecek bir şey var, bir kaynak var. Fakat tabii doğalgaz olsa üzerine su sıkmazlar diye düşünüyorum. O da enteresan. Belki özellikle geldikleri içinde olabilir. İnsansız bir alanda olduğunu görüyoruz. İnşallah kimseye bir zarar gelmemiştir. Çünkü bu saatlerde oranın hani Eskişehir yolunun trafiği çok yoğundur. Ama trafikten biraz uzak, binadan da biraz uzak olması doğrusu bizi biraz sevindiriyor. Bu arada detaylar da gelmeye... İnşallah gerçekten kimseye bir şey olmamıştır. Sizin de dediğiniz gibi bu saatler zaten artık insanların hep dışarıda olduğu dakikalar. Detaylar da gelmeye başladı. Isı santralindeki bakım sırasında olmuş patlama. Bu arada şey değil, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bahçesiymiş. Yakını değil tam bahçeymiş. Dediğimiz gibi hani ilerleyen dakikalarda netleşecek ama benim de aklıma bir şey gelmedi hani ne oldu da işte böyle bir patlama dediğine göre diye. Yani doğalgaz kaynaklı bir şeye benziyor. Yani yoksa bu böyle bir alev olmaz, böyle bir yangın olmaz. Bu kadar yani. Çıkmaz mı diyorsunuz? Tabii çıkmaz.
çıkmaz. Tekrar edelim. Ankara'da meydana geldi bu görüntüler. Eskişehir yolu üzerinde Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bahçesi. Burası ısı santralinde bir bakım çalışması olduğu detayı geçti elimize. O bakım ısı santralindeki bakım sırasında meydana geliyor bir patlama. Tabii ki patlama nedeniyle de yangın çıkıyor. Bu görüntülerde o anlara şahit olanların çekip gönderdiği görüntüler gerçekten de sıkıntılı. Yani görünce tedirgin oluyor insanlar. Devam edelim. Peki. evet. Murat Hocam, siz neler söylersiniz? Evet. Sözünüzde böldüm ama üzücü evet, gelişmeler bunlar. Tabii o tedirginlik de var bir yandan. Hani Mustafa Bey de dile getirdi. İnşallah hani kimsenin gerçekten canına zarar gelmemiştir, yaralanan yoktur. Siz neler söylersiniz görüntülerle ilgili? Zannediyorum sizin de önünüzde ekran açık görebiliyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Isı santralinde bir bakım sırasında olmuş. İnşallah orada tamir bakımla uğraşan kardeşlerimize herhangi bir helal gelmemiştir. İnşallah. Kontrol altına alınacağını ümit ediyoruz. Tabii özellikle biraz evvel Mustafa Bey'in de söylediği gibi bir dışarıdan müdahaleyle veya bir farklı bir örneğin terör kapsamında bir şeyden ziyade orada olan bir durum, kimyasal bir durum inşallah kontrol altına alınır. Ben izin verirseniz deminki şeyi hemen tamamlayıp sizin de zaman akışınızda sizi de sıkıntıya sokmayalım hocam, o bakımdan. Bu arada hocam bir hemen ekleyeyim. Yangın buyurun. Kontrol altına alınmış, onu da bildirmiş olalım. Yine yapılan o tetkiklerin ardından da tam netleşmiş olur. Evet, evet, geçmiş olsun diyelim. Efendim, özellikle kur geçişkenliği ve dolar TL paritesinde TL aleyhine son dönemde ortaya çıkan tablo çerçevesinde Merkez Bankası'nın yarın faizlere dokunmaması veya faizi sabit bırakması dahi aslında faizi aşağı yönlü kullanma tercihinin bir başka deklarasyonu veya konfirmasyonu olacaktır. Ben açık ve net olarak söyleyeyim. Bundan sonraki aylarda fırsat penceresini kapatmamak faizde aşağı yönlü gidişlere fırsat vermek bakımından, onu da sağlamak bakımından yarın büyük bir ihtimalle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağı öngörüsünü taşıyorum. Bir ikinci senaryo, en kuvvetli ikinci senaryo 50 bipslik yani yarım puanlık bir indirimle bu kararlılığı bir kere daha yeni bir adımla deklare etmek olur ki o zaman da piyasa hemen anında tepki vermese bile ilerleyen dönemlerde dolar TL paritesinde yaşanan TL aleyhine yukarı yönlü hareketleri destekleyici bir tutum veya tavır alabilir. Onu da vurgulamakta fayda var. Tabii bu dolar TL paritesindeki gelişmeler maalesef enflasyonun bundan sonraki gelişimi konusunda da risk hanesini güçlendirmiş veya oraya yazılmıştır. Belirli bir dönem kur geçişkenliği sönümlenmişti. Çünkü kur geçişkenliği malumunuz olduğu üzere haftalar sonra gecikmeli olarak enflasyon rakamlarına sirayet eder. Tabii bu konuda eskiden az da olsa belli çalışmalar vardı. Son dönemlerde böyle çalışmaların olmadığını görüyoruz ama biz o çalışmaların metodolojisinden hareketle bunu tekrar ediyorum. Fizik gibi, kimya gibi kesin bir tavır, fikir veremeyiz ama eskiden 4 ila 6 hafta arasında öngörülen bu geçiş süresinin ben Nur Hanım yaptığım bazı projeksiyonlarda 3 haftaya kadar düştüğünü öngörüyorum. Bu da tabii özellikle enflasyonu sene sonunda kapatmak ve önümüzdeki yıla yani 2022 yılına devredecek enflasyon stoku bakımından yeni riskleri gündeme getirebilir. Çünkü enflasyon biliyorsunuz kendi kendini besleyen bir fasit dairedir. Enflasyon sürdükçe hem kur üzerinde hem fiyatlar üzerinde münhasıran hayat pahalılığı bakımından da bir kalıcı etki gerekir, ortaya çıkar. Zincirleme etki olur. Bu zincirin bir yerde kırılıp koparılması gerekir. Bu da tek başına kendi kendine olabilecek veya Merkez Bankası kılıcıyla sadece başarılabilecek bir oran, bir iş değildir. Onun için hatırlarsanız Sayın Kavcıoğlu görevi aldıktan hemen sonra verdiği beyanatta biz bu konuda yalnız bırakılmamak durumundayız. Herkesin, bütün kurumların ve bütün vatandaşların bu konuda ortak tavır alması gerekir beyanatını vermişti. Yani bu koşuşun, bu fasit dairenin bir yerde kırılması
bir yerde inkıtaya uğratılması gerekiyor. Ama bunun yapılma yolları, metotları, usulleri nelerdir? Bunları da herhalde ayrıca tartışmak gerekir. Peki, şimdi biraz vaktimiz daraldı, siyaset bloğuna geçmek istiyorum o yüzden. Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 ülke toplandı. Kimler bu ülkeler? Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi de var. Yunan liderler bir araya geldiler. Sonra toplantı yaptılar. O toplantının ardından da bir bildiri yayınladılar. Doğu Akdeniz arama çalışmaları ve Maraş'ın açılması ile ilgili konularda da Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundular. Tabii ki Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Dedi ki bu bildiri bizim için yok hükmündedir. Siz neler söylersiniz Mustafa Bey? Valla dedikleri gibi yaparlarsa bence de bir sorun yok. Yani yok hükmüne sayıp hakikaten üstünde çok durmamak lazım. Çünkü bu işleri takip etmek gerekiyor. Asla boş bırakmamak gerekiyor. Takip etmek gerekiyor ama biz de Dışişleri'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, donanmada Yunanistan'la ilgili özel çalışma yapılan yerler vardır zaten. Yani, ve buralar bunu takip ediyorlar. Her şey hakkını ver, hakkı kadar yer vermeniz lazım. Yani şirketin CEO'su bir ürünün, bir modelinin belli bir bölgeye pazarlanmasıyla ilgili bir soruna bütün gününü harcarsa o şirket iyi yönetiliyor denilemez. Şimdi burada da hakikaten bunları bir yerlere hani paketlemek lazım, yerine koymak lazım. Yerindeki adamlar da onunla çok ciddi bir biçimde ilgilenecekler, o ayrı bir bahis. Benzer şekilde işte dün büyükelçiler işte mektup vermişler, biraz önce değindim, şey yazmışlar, bildiri. Ya büyükelçi eylem yapmaz ya. Evet. Büyükelçi eylem yapmaz yani, bildiri akademisyenler yapar, gazeteciler yapar, toplanırlar kendi alanlarıyla ilgili. Ya da kendi alanlarına daha dokunan bir konuda bir şey söylerler. Veya ne bileyim işte entelektüel kapasiteyi temsil eden kişiler her konuda bir şey söyleyebilirler. Hiç itirazım yok. Ama büyükelçi eylem yapmaz. Büyükelçi sorun çözer. Kendisi sorun olmaz. Büyükelçinin sorun olduğu yerde sorunu kim çözecek? Diplomasiyi kim işletecek? Herhalde büyükelçiliklerin hizmetlileri falan değil, değil mi? Evet. Dolayısıyla bu işler biraz çığırından çıkmış gibi görünüyor. Hani kime, nereye, nasıl bir mesaj veriliyor, o ayrı bir bahis. 10 ülke, dünyada 200 küsur ülke var. Bu 10 ülkenin işte 6'sı Avrupa Birliği üyesi. Bazılarını kasten almamışlar aralarına, çok belli, Yunanistan gibi filan hani. Bizim şeyimizin etkisini hafifletmesin filan diye. Hani böyle uğraşıp bir şeyler filan, yani sanki sizden başka kimsenin kafası çalışmıyor böyle şeylere. Tabii biraz garip ve bu ülkelerin diplomatik kabiliyet ve kapasitelerini de sorgulattırıcı bir girişim. Kendi adıma söyleyeyim, çok açık yani. Şimdi biz düne kadar İngiltere'nin Brexit'ten ayrılınca eli ayağını dolanacak, araba bulamayacak, domates taşımaya falan deseydik herhalde burada hani karikatürize ederek konuşuyoruz falan diye biraz eğlenirdik, değil mi hocam? Böyle bir örnek vermek mesela benim aklıma gelmezdi bir de yani. Ama bu bir gerçek mi? Evet, gerçek. Evet. Şimdi hakikaten o diplomatik kabiliyet ve kapasite var olduğunu biliyoruz. O kabiliyet ve kapasite var ya, bunu kimse aksini söyleyemez. Fakat uygulamaya bakıyorsunuz, bu ne? Bu burada bir... Evet, buna takılıp onunla üstünde tepin. Hayır, boş verin, işinizi yapın. Cevabınızı verin. Bir yerde tutun onu. Niyeti görün. Devamını tahmin edin, öngörün. Ondan sonra ilgililer o konuyla ilgilenmeye devam etsinler. Siz asıl işinize bakın. Asıl işiniz nerede? İşte Fransızlar tam sayfa ayırıyorlar. Cumhurbaşkanının Afrika seyahatine. Evet. Diyorlar ki... Ya, Recep Tayyip Erdoğan 2005'ten itibaren bu işe başladı. Geldiğimiz 15 yıl içerisinde Türkiye Afrika'ya ihracatını 4 milyar dolarlardan işte 24 milyar dolarlara çıkardı, ya da 26 mı? Şimdi bu onların görebildiği rakamlar. Şimdi Afrika'nın da bu süre zarfında belli bir kritik eşiği aşıp daha hızlı büyüyeceği bir noktaya geldiğini görüyoruz. Yani sizin oradaki 15 yılda 4'ten 25'e, 5'ten 25'e diyelim, yuvarlak olsun,
çıkan hacminiz bundan sonraki 15 yılda bunun belki 3 katı da artacak. Veyahut da aynı büyümeyi bundan sonraki 5 yılda yapacak. Şimdi bugün Nijerya'da Cumhurbaşkanı. Nijerya dünyanın yanlış hatırlı bilmiyorsam dünyanın 6. büyük petrol üreticisi. Bir ara öyleydi. Belki şimdi sıralamalar değişmiştir. Daha önce ben hatırlıyorum, benim de katıldığım seyahatte Batı Afrika Cumhuriyeti gitmiştik. Burası neresi dedik. Hani tırnak içinde muz cumhuriyeti deyiminin cuk oturduğu bir yerdi. Çünkü hiçbir şey üretmiyor. Pazarda da bildiğiniz ormandan toplanan muzlar satılıyordu. Fakat yeni bir kaynak bulmuştu. Doğalgaz kaynağı. Ve bir doğalgaz ülkesi olarak orayı İsviçreleştirmek gibi bir projesi vardı Batı Afrika Cumhuriyeti'nin. Şimdi ben tekrar bugün için burada kullanınca ben gideli yaklaşık bir 6-7 yıl oldu. Bu 5-6 yıl içerisinde nasıl nereden nereye geldiğine şimdi tekrar bir bakacağım. Şimdi bu ülkelerin kapasitesi, kabiliyeti artıyor. Değerleri artıyor. Ve bunlar biraz da sömürgeci devletlerden kurtulmaya çalışıyor. Evet. O arada Çin geliyor. Çin ne Avrupalılar ve Amerikalılar diyor ki ya bu Çin bizim yerimizi dolduracak. Afrikalı da diyor ki sizin yerinizi dolduracaksa ya zaten ben o yeri boşaltmaya çalışıyorum. Oraya başkasını istemiyorum. O endişe, o kaygı Çin'e karşı var. Fakat zayıflar ekonomik olarak, teknolojik olarak. Yine de girmeye çalışıyor. Türkiye çok iyi bir alternatif. Türkiye'nin Afrika'ya olan tavrı Mısır'dan Cezayir'e kadar, hatta Tunus'a kadar ve Fas'a kadar etkisi de uzanmış olan Osmanlı dönemindeki bilgi birikimi, tarih bilinciyle var. İki, Türkiye'nin 15-20 yıldır nasıl yönetildiği, Müslüman coğrafyalara, mazlum coğrafyalara nasıl baktığı, özellikle eski sömürgeli ülkelerine nasıl yaklaştığına dair de bir Türkiye Cumhuriyeti algısı var. Şimdi bu ikisi bir araya geldiği zaman bir üçüncü algı da bunu besliyor. Türk yatırımcısının, iş adamının kabiliyeti. Bu kabiliyeti de orada yaptıkları yatırımlarla gösteriyor. Ve girmediği herhangi bir ülke bırakmamış. Türk diplomasisi de var. Bölgede 40 elçilik sayısını en fazla arttıran ülke. Temsilciliklerini en fazla arttıran ülke. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman çok iyi bir alternatif oluyor Türkiye. Şimdi mevzuya böyle baktığınız zaman aslında ilgilenmeniz gereken şeyler ve ilgililere havale etmeniz gereken şeyleri ayırt edebilirsiniz. Bence Yunanistan meselesi ilgililere havale edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Siyasi olarak ancak karar mekanizmasında karar verilmesi gereken, istikamet ve politika belirlenmesi gereken yerlerde buna zaman harcanmalıdır. Şu anda yapılan da o. Eğer bu konuda da yok hükmünde sayıyoruz, bitti. Bakın Kıbrıs'la ilgili konuşuyor muyuz? Bizim enerjimizi Kıbrıs alıyor mu? Yaklaşık 10 yıldır. Niye almıyor? 10 yıldan fazla oldu. Niye almıyor? Çünkü referandumda biz birleşmeden ve ikide bir çözümden yana tavır koyduk. Öyle mi? Tamam dedik ki bu tavrı koyduk. Şimdi kim kaldırdı bunu? Kim yapmadı bunu? Rumlar. O zaman sorununuzu Rumlarla çözün. Öyle gelin dedik. Bir daha bununla ilgilenmiyoruz. Ermenistan'la ilgili tarihçilere bırakalım. Tarihçiler önümüze ne koyacak bir görelim. Ondan sonra konuşalım dedik. Ondan sonra Ermenistan'la ilgilenmiyoruz. Şahane bir şey. İşimize bakıyoruz. Bu konularda öyle. Bu konularda da bizim işimize bakmamız lazım. Sizin perspektifiniz nedir Murat Hocam Yunanistan meselesiyle ilgili? Yunanistan senelerdir hep aynı minvalde ilerlemeye devam ediyor. Belirli fikse edilmiş, fiksasyon haline gelmiş tabiri caizse. Nas haline gelmiş başlıklar var. Bu başlıkları bıkmadan, usanmadan sürekli tekrar etmeye ve kendi içerisinde sürekli olarak tekrarlamak suretiyle kendi inandığı unsurları bir başkalarına, bir başkasına inandırmaya çalışıyor. Yunanistan bu konuda elbette açık ve net dövüşmenin veya açık ve net bir duruş göstermenin yanı sıra hep sanki o Avrupalıların ve hatta Avrupa'dan göçmüşlerin kurduğu Amerikalıların maşeri vicdanlarında veya o zihinlerinde tahsillerinden kaynaklanan Judeo-Grek eğitim sisteminden kaynaklanan o medeniyetin beşiği biziz. Aslında biz sizin babanızız
tırnak içerisinde nasını veya genel kabulünü sonuna kadar arsızca, özür dileyerek bu tabiri kullanıyorum, şey yapmaktan, istismar etmeye çalışmaktan vazgeçmiyor. Ben ULB'de, Brüksel Üniversitesi'nde seminerlerimi verirken veya Brüksel'de benzeri toplantılara özellikle 1990'larda yoğunlukla katılırken hep bir parça sonra Avrupa Birliği'ndeki kişiler, o zaman Avrupa topluluğuydu, sonra Avrupa Birliği oldu. Hep şunu söylerler, aman derler, bu Yunanistan'dan gelenler de, bu Yunanlılar da hakikaten yani bir baş derdi, baş belası tabiri caizse, özür dileyerek söylüyorum. Neden? Çünkü bakarsınız bunlar hep boylarına, boslarına, nüfuslarına bakmazlar. Sanki 10 milyonun altında bir ülke olarak, ama sanki her şeyin medeniyetin beşiğiymiş gibi Avrupa idealinin veya fikrinin sanki ortaya koyan, neşet ettiği yerlermiş gibi. Ki şunu da söyleyeyim, yani bugün Yunanistan'da yaşayan kardeşlerimiz o Yunan uygarlığının doğrudan mirasçıları değildir. Onun farklı yerlere bakmak lazım. Onlara girmeyelim şimdi ama şunu vurgulamakta fayda var. Yani Avrupa Birliği'ne bakın, nüfusuna orandan çok daha fazla pozisyonları alan Yunanistan'dan gelen kardeşlerdir. Her türlü Avrupa Birliği kararının altında Yunanistan'ın çekincesi veya dipnotu vardır. Onun için Avrupa Birliği'nde bürokratlar, yani Avrupa Birliği bürokratları Yunanistan'a footnote hunter derler. Yani dipnot avcısı. Devamlı dipnotlara bir şeyler düşerler. Aha. Bu tür bir mızmızlanma, sürekli hareket halinde olma, bir süre sonra tabii karşısında da hani yaramaz çocuğun yaptığı gibi bir enerjiyi sönümlendirme, böyle vampirler var biliyorsunuz, yaşam enerjinizi çeken. O etkiyi ortaya koyuyor. Biraz evvel Mustafa kardeşimin söylediği çok doğru. Teşbihte hata olmaz. Türkiye artık bu mızmızlanmaların, bu enerji sömürülmesinin, bu vampir ataklarının üzerindedir. Yani herkes konuşmaya devam eder, Türkiye yoluna devam eder. Yani netice itibariyle, çünkü yeni bir şey de gelmiyor. Yani Nur Hanım, yeni bir argüman ortaya koyulmuyor. Yeni bir mülahaza gerçekleştirilmiyor. Bilinen unsurlar sürekli olarak sanki tekrarlanırsa, farklı şekillerde paketlenip sunulursa, bunun bir sonuç alacağı sanki düşünülüyor. Artık özellikle bu, biliyorsunuz, borç ödeme krizi, Avrupa Birliği'ndeki yolsuzluk iddiaları, dan sonra Yunanistan'ın eski, tırnak içinde varsa, kredibilitesi, o Lord Byron'dan falan gelen romantik hayaller hiç bitmediyse herhalde Atina'ya gidip taksi şoförlerinden kazık yiyenler de nezdinde sona ermiştir gibi düşünüyorum. O bakımdan biz Yunanistan'la aynı coğrafyada yaşıyoruz. Yunanistan'ın iyi olması bizim menfaatimizedir. Biz Yunanistan'ın rahat olmasını isteriz. Neden? Son söz şu. Maalesef Yunanistan bu mızmızlama temelli, aynı şeyi repetitif belirtme temelli ihtiyacını kendi iç gündeminden dikkatleri çekebilmek için bir Türk tehdidi. Onlarda Yunancasını şimdi tam telaffuz edemeyeceğim, hatırlayamadım, biliyordum. Hani megalo idea ile beraber böyle bir Türk tehdidi şekliyle ayakta tutmaya devam ediyorlar. Kimse hocam, iç siyasetleri, mazeretleri bizim üzerimizden üretmesin. Ağzınıza sağlık. Çok az vaktimiz kaldı. O yüzden araya giriyorum. Veda etmeden önce hemen Ankara'daki patlamayla ilgili son bilgileri de verelim sizlere. Ardı arda iki patlama oldu ama can kaybı olmadığı da bilgisi geldi. İçimizde biraz ferahlamış oldu. En azından ölen, yaralanan çok şükür ki kimse yok. Doğalgaz vanasında saat 9.50'de patlama meydana geliyor. Ardından da zaten hemen ekipler alevlere müdahale ediyorlar. Polis de çevrede güvenlik önlemi alıyor. Kontrol altına alındı artık yangın. Dediğimiz gibi ölü yaralı yok. Onu merak etmiştik, kimse zarar gördü mü diye. Son detayları da bu şekilde aktarmış olalım. Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bahçesinde meydana gelmişti. Doğalgaz vanasında ardı arda iki büyük patlama yaşanmıştı ama çok şükür ki hem patlama kontrol altına alındı hem de ölen, yaralanan olmadı. Analiz Sentez programının sonuna geldik. Her sabah olduğu gibi Mustafa Kartoğlu yayın konuğumuzdu ve Profesör Murat Ferman Beykent Üniversitesi Rektörü yayın konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim her iki konuğuma da.
Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hocam görüşmek üzere. Teşekkürler. Programı burada noktalayalım ama 12.35'te kahve molasına gelin. Bakalım ekonomide neler olup bitmiş diye. Hoşçakalın.